Eğitimli İşsizlik Programı'ndan herkese merhaba. Bugün sizlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, araştırmacı Sayın Damla Marangoz'la birlikte eğitimli işsizliğin nedenlerinden biri olan kalifiye olmayan iş gücünü konuşacağız. Damla Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepimizin bildiği üzere Türkiye'de eğitimli işsizlik oranı giderek yükseliyor. Evet. Ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi olarak bir proje yaptığınızı duyduk. Kalifiye olmayan iş gücünü desteklemek adına projenizden biraz bahseder misiniz? Aslında önce şunu söyleyeyim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin tek başına bir projesi değil bu. Bu proje uzmanlaştırılmış meslek edindirme merkezleri Beceri 10 projesi, ismi UMEM Beceri 10. Bu proje kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin neredeyse Türkiye'deki ilk örneği ve tek örneği. Çok güzel yürütülen bir proje. Projenin paydaşlarından biri TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Diğer paydaşları kamu kısmında Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yine bir kolu olarak İşkur var. Özel sektör kısmında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği var. Bütün odalarıyla birlikte. Biz de analizi yapan kısmımız, üniversite kısmıyız. TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olarak da biz bu projeye dahiliz. Dediğim gibi kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin yürüttüğü bir proje. Temel olarak kalifiye olmayan iş gücünü, iş gücüne yönelik çalışmalar yapmak üzere yürütülmüş bir proje. Türkiye'de iş gücü piyasasına baktığımız zaman temel sorun beceri uyumsuzluğu olarak görülüyor. Firmalara gidip sorduğunuzda işsizlik ne durumda diye sorduğunuzda biz kalifiye eleman bulamıyoruz. İstihdam etmek için kalifiye eleman bulamıyoruz. İş boşluklar var, hani iş fırsatları var ama biz yeterince kalifiye eleman bulamıyoruz diye yakınıyorlar. İşsizler kısmına bakıyoruz. Yani iki rakamlı, artık %2 rakamlara çıkan işsizlik rakamları var. İşsizlere gidip sorduğumuzda biz iş bulamıyoruz diyorlar. Ama bu yeterli seviyede beceriye sahip olmadıkları için iş bulamıyorlar. Bu beceri uyumsuzluğunu çözmek için de dediğim kurumlar birleşip bir proje başlattı. 5 yıllık bir proje. 1,5 yılı geride bırakıldı projenin. Bu şekilde. Peki bu projenin amacında bu aradaki bağlantıyı mı kurmak amacınız, yoksa bunlara bir eğitim adı altında mı bir şeyler vermek? Aslında her ikisi de. Bence özel sektörün özellikle iş gücü piyasasındaki sorunları çözmeye yönelik özel sektöre çok önemli görevler düşüyor. Özel sektör organizasyonlarına düşen en önemli görev de arabuluculuğu yapmak. Bu beceri uyumsuzluğunu çözmek üzere arabuluculuğu yapmak. Onun ötesinde tek arabuluculuk yapmak yetmiyor. Tabii ki eğitimler de vermek gerekiyor. Çünkü işsizler hala beceri seviyeleri düşük. Onları yükseltmek gerekiyor. Özellikle ekonomik kalkınma için. İlk başta bu sanayi sektöründe başladı. Önce odalar ve borsalar aracılığıyla illerden talepler toplandı. Tek tek firmalara gidip görüşüldü. Ve ihtiyaç duyulan, sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan ara elemanların talepleri toplandı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın teknik liselerinde yatırım yapıldı buralara. İşte sanayi sektörüne yönelik ne olabilir? CNC torna tezgahları olabilir. Bunların eğitim yapıp becerilerini geliştirebilecekleri altyapı yatırımları yapıldı. Ve okullarda eğitim verildi işsizlere. İşkur da işsizleri buldu. Bu kurslara katılmak isteyen işsizleri buldu. Bunlar yaklaşık 6 aylık, 3 aylığı pratik eğitim, 3 aylığı teorik eğitim olmak üzere yaklaşık 6 aylık bir eğitim sürecinden geçtiler. Ve talepleri belirten firmalarda 3 aylık bir pratik eğitim yapıyorlar. Ve başarıyla da tamamlarlarsa, tabii ki o firma da zaten eleman ihtiyacını belirttiği için, başarıyla da tamamladığı için o kursu yeri istihdam ediyor. Projemizin istihdam oranı şu an %80. Gayet güzel bir istihdam oranı var. Projemizin sadece sanayi sektöründe olması şey yapılıyordu. Hani insanlar neden sadece sanayi sektörüne yönelik yapıyorsunuz diyorlardı. Zaten ekonominin lokomotifi sanayi sektörü. Hani temel olarak bu sektörde başladık. Ama hizmet sektörüne de genişletiyoruz. Yapılan şimdi yeni bir protokol daha yapıldı bu kurumlar arasında. Hizmet sektörüne de genişletip Türkiye'nin 81 ilinde hizmet sektöründe de kurslar vermeye başlanacak. Peki biz üniversite öğrencileri olarak ben şöyle bir şey sormak istiyorum.
üniversitede aldığımız eğitimin yanında üniversitede bize daha fazla kalifikasyon adına neler katılabilir ya da sizin projenizde üniversite öğrencilerine bu artı sağlamak konusunda bir projeniz var mı ya da bunun için bir düşünceniz var mı? UMEM Beceri 10 projesi direkt olarak üniversite mezunlarına yönelik değil. İlk başta başladığında sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere başlamıştı. Ama üniversite mezunları da gelip katılabilir, beceri düzeylerini geliştirebilir. Özellikle hizmet sektörüne de genişlememizle birlikte üniversite mezunlarından da katılım bekliyoruz. Ama üniversite mezunlarının bu tarz projelerle değil de daha farklı projelerle ben istihdama, beceri seviyelerini yükseltilerek katkıda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerde yine bu projede olduğu gibi başka projelerde de görüyorum. Teorik eğitim her zaman zaten akademik eğitimde. Teorik eğitim çok güzel bir şekilde veriliyor. Hepimiz teorik eğitime doyarak zaten mezun oluyoruz. Ama önemli olan pratik eğitim eksikliği. 4 sene, 5 sene teorik eğitim alıyoruz ama pratikten tamamen yoksunuz. Bizim üniversitemizde Tobi Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin ortak eğitim programı var. Eğitim 2 dönem değil 3 dönem. Biri de tamamen 3,5 ay boyunca dönemimizin birini de Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı firmalarda pratik eğitim yaparak gerçekleştiriyoruz. Ben de Tobi Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mezunuyum. Orada şunu gördüm, derslerde aldığımız eğitim tek başına hiçbir zaman yeterli değil. Kesinlikle pratik eğitim çok önemli. Eğitimli işsizliğin de bence en önemli handikapı burada yani. Hani teorik eğitimde zaten kimsenin sıkıntısı yok. İnsanlar eğitimi alıyor, akademide çok güzel ilerliyorlar. Ama piyasaya çıktıklarında çok büyük beklentilerle çıkıyorlar. Çünkü beşeri sermayelerini yükselttiklerini düşünüyorlar. Eğitim alıyorlar, biz eğitimliyiz. Daha yüksek maaşla, daha çok kalifikasyon gerektiren işler bizim olmalı diyorlar. Ama daha yeni mezun bir insana, hiç tecrübesi olmayan bir insana da firmalar, özel sektör şey vermek istemiyor. İş vermek istemiyor. Veriyorsa bile onun beklediği kadar yüksek maaşla, onun beklediği kadar yüksek pozisyonlarda iş vermiyorlar. Eğitimli işsizliğin temel sebebi bu aslında. Beceri uyumsuzluğu değil, bu sefer beklenti uyumsuzluğu. Bana kalırsa. Üniversitelerde pratik eğitim yapılması gerekiyor mu? Kesinlikle. Yani üniversitelerin özel sektörle ve hatta kamuyla da birebir işbirliği halinde olması gerekiyor. Ve kişilerin aldığı teorik eğitimi destekleyecek pratik eğitimler vermeleri gerekiyor. Kendileri veremiyorlarsa bile bu işbirliği dahilinde kesinlikle öğrencilerin bu pratik eğitimi tatmaları gerekiyor. Çünkü ben daha ikinci sınıftayken mesela işte stajlarım sırasında, ortak eğitimim sırasında çok deneyim kazandım ve işte 4 yılın sonunda bir sene deneyimli olarak mezun oldum. Bu bana çok şey kattığını düşünüyorum. Bunun kesinlikle yaygınlaştırılması gerekiyor. Yani pratik eğitim üniversiteler için, eğitimli işsizlik için çok önemli bir nokta. Yani stajı zorunlu hale getirip tüm üniversitelerde. Kesinlikle, kesinlikle. Ve iş birliğinin de çok geliştirilmesi gerekiyor. Yani sadece staj imkanı değil. Ben bazen bakıyorum mesela, staj yapıyorlar ama devamını kontrol etmiyorlar. Bu kariyer planlama merkezlerine de çok büyük görev düşüyor burada. Kişiyi doğru yere staja gönderdikten sonra onun takibini, kariyer planlamasını doğru yapması gerekiyor. Onu yönlendirmesini doğru bir şekilde yapması gerekiyor. Yani yönlendirme eksiği var yani herhalde. Kesinlikle. O da çok önemli bence. Yönlendirme. Peki bu eğitimin başından mı, hani sonundan mı geliyor bu sistemde? Yani başında mı hata yapıyoruz yoksa sonunda mı bu yönlendirme konusunda? Zor bir soru. Şöyle, bana kalırsa yönlendirme çok erken yaşlarda olmamalı. Sadece üniversite için konuşmuyorum. Eğitimin ilk öğretimden, ilkokuldan başlamak üzere geri kalan kısmında da. İlk başta yönlendirmeden ziyade meslek tanıtıcı faaliyetler, kişinin kendini tanımasına yönelik aktiviteler yapılması gerekiyor. Çünkü bazen insan kendini de yanlış tanıyor. Ben şöyle bir iş yapmalıyım diyor ama belki kişiliklerine uyumlu olmayabilir, beceri seviyesine uygun olmayabilir, yeteneklerine uygun olmayabilir. Bunları göz ardı ederek çıkıyor. Kişinin kendini tanıması çok önemli, meslekleri tanıması çok önemli. Daha sonra bu tanıtıcı faaliyetlerin sonrasında mesleki yönlendirme bence önem kazanıyor. Bu da dediğim gibi belli bir yaştan sonra, belli bir zaten akademik altyapının da oturmasından sonra yapılması gereken bir şey. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Kişinin kendini tanıması dediniz. Biraz da kişinin her şey kendi elinde. Biraz da farkındalık önemli. Geliyoruz üniversiteye, 4 yıllık pratik bir eğitim alıyoruz. Mezun olduktan sonra evet ben bir eğitimli işsizim diyoruz. Fakat 4 ya da 5 yıllık pratik eğitiminin boyunca kendine ne kadar kalifikasyon katmış olabilir? Yani biraz da öğrencilerin kendi elinde ve farkında olup kendini daha fazla iş hayatına sürükleyen, iş hayatına yönlendiren şeylere açabilir kendini. Stajlar, dil vesaire, bilgisayar
Yani sadece üniversitenin sorunu değil. Bence kişinin kendisiyle de çok alakalı. Aslında kişinin kendi sorunu bu. Evet, ama hani bu yükü tamamen kişilere yüklemekten ziyade kurumların birbiriyle işbirliği yapması çok daha kolay. Üniversitelerin özel sektörle, üniversitelerin kamuyla, kamuyla özel sektörün. Kurum anlamında işbirliği yapmak çok daha kolay. Kişilerin bireysel çabaları elbette ki çok önemli. Çünkü bu zaten kişilerin bireysel sorunu aslında. Ama büyük çerçevede, makro çerçevede baktığımız zaman da bu ekonomik bir sorun. Yani ekonomik kalkınmanın önünde çok büyük bir engel. Bir yandan diyoruz ki sanayide, hizmetler sektöründe veya başka sektörlerde beceri uyumsuzluğu var. Firmalar istihdam edecek kalifikasyonda insan bulamıyorlar. Ama işte %10 ile %14'lerde işsizlik seviyeleri var. İnsanlar da beceri seviyelerini yükseltmiyor. Bir yandan da eğitimli bir işsizlik var. İnsanlar kendilerini çok geliştirdiklerini düşünüyorlar. Evet. Bir süre eğitim alıyorlar. O yetmiyor. Artık üniversite mezunu olmak yetmiyor. Yüksek lisans, yüksek lisans yetmiyor. Doktora. Yani hiç gerekmeyecek alanlarda, akademik bir altyapı gerekmeyecek alanlarda bile doktora isteyerek ilana çıkan işler oluyor. Neden? Bu bir eleme yöntemi çünkü. Başka türlü elenemiyor. Ama dediğim gibi bir işbirliği olsa, bu kişiler de özel sektörü ya da kamuyu, iş hayatını tatsalar, bu sefer bu kişiler de beşeri sermayelerini doğru olarak değerlendirebilip doğru beklentilerle iş hayatına çıkacaklar ve daha az mutsuz olacaklar. Bunun yani sadece ekonomik boyutu değil, bir de psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var. Yani insanların mutlu olması da çok önemli. Bu mutlu olmak için de istedikleri işi ve kendilerine uygun olan işi seçmeleri lazım. Bu da dediğim gibi ancak işbirliğiyle olabilecek bir şey. Aslında özellikle sanayi sektöründe hani kalifiye olmuş eleman açığı var. Yani herkes onu söylüyor. Ama hani kendini kalifiye olarak gören kişiler de genelde o yönlere dağılmıyorlar. Hani burada iş beğenmeme mi var? Yoksa hani işler ona mı uygun değil? Yanlış mı eğitim veriyoruz? Aslında ikisi de var. Biz Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak ARGE Koordinatörümüz İdil Bilgi Çalpaslan'la bir araştırma yaptık. Bizim UMEM projesinde kursiyer bulma sıkıntımız var. Biz bu projeye başladığımızda şöyle düşünüyorduk. Kursiyerlere biz günlük 20 TL cep harçlığı veriyoruz bu kursa katıldıkları için. Firmalara da aynı zamanda 2,5 yıldan 4,5 yıla varan oranla UMEM kursları mezunu olan kişileri istihdam etmeleri takdirde 2,5 yıldan 4,5 yıla varan oranla sigorta primlerini, işveren primlerini devlet ödüyor. Hı. Hani bu kadar insentivin, bu kadar teşvik edici şeyin olduğu bir projede biz düşündük ki kapılarımıza işsizler yağacak, bizi lütfen bu kursları alın diyecekler. Ama bir sürü kursumuz kursiyer yetersizliği, talep yetersizliği sebebiyle, kursiyerlerin kurslara başvurmaması sebebiyle kapandı. İnsanlara gidip bunu sorduğumuzda anket yaptık biz. Neden kurslara katılmadınız ya da neden kursları yarıda bıraktınız, neden tamamlamadınız dediğimizde vaktim yoktu cevabı geldi. Yani anket yaptığımız kişilerden %10'u işsiz olarak göründüğü halde kurslara kaydolmaya vakti olmadığını söyledi ya da kendine uygun bulmadığını söyledi. Ailelerle konuşuyoruz. Aileler çocuklarının sanayi sektöründe çalışmasını istemiyorlar. Bu da belki hani bir nokta olabilir. Yani bakış açısını da biraz değiştirmek lazım. Yani işleri biraz sınıflandırıyoruz aslında. Hani masa başı olsun, temiz olsun. Aynen, aynen. Kirin pasın içine girmeyelim gibi bir konu var herhalde. Evet, evet. Yani bu zaten ön yargılar dolayısıyla sistem bu hale geliyor. Yani iş beğenmeme de var. Gerçekten işe uygun olmayan bir kısımda var. Bir yandan eğitim sistemimizi buna göre entegre etmemiz gerekiyor. Teorik eğitimle pratik eğitimi birlikte götürmek, kişiye uygun eğitimi yönlendirmek gerekiyor. Bir yandan da kişilerin iş beğenmemesi gibi olguları kapatacak, ön yargıları yıkacak şeyler, politikalar geliştirmek gerekiyor. Uygunsuz işe uygunsuz kişiler dağılıyor aslında bu durumda. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yeteneği olan başka bir sektöre giderken, yeteneği olmayan başka bir sektörde dağılım gerçekleşiyor. Bu yüzden iki sektörde birbirini körleştiriyor aslında. Evet, bu da ekonomik kalkınmanın önünde çok büyük bir engel oluşturuyor tabii ki. Az önce bahsettiğiniz gibi işsiz bir insanın vaktim yok cevabı gerçekten insanı düşündürüyor. Ve şöyle bir şey, işsizlik, gücenmiş işsizin yanında insanlar artık iş aramaktan yorulup bu cevabı vermiş olabilir diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum Mert arkadaşım bu konuda ne düşünüyor? Yani o da... Aynı şekilde Sevda arkadaşıma katılıyorum. Yani gerçekten hani çevremize baktığımızda hani işin hani ilk bakılan şey maaşı, şeyi, rahatlığı daha sonra. Hani hiçbir şekilde ona yeteneğin olup olmadığına bakmıyor. Yani herkes aynı işi zorluyor. Yani tıpkı üniversite sınavları gibi. Hani herkes üniversitelere girmeye çalışıyor. Yani sadece üniversiteleri meslek edinirme kursu olarak görmemiz sizce yanlış değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle.
Ben Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Biraz daha vaktimin olduğunu düşünüyorum kendimi kalifiye etmek adına. Arkadaşım bu yıl mezun olacak. Kendisi bu konuda ne düşünüyor? Kendini bir eğitimli işsiz olarak mı görüyor? Ya da mezun olduktan sonra kendini iş hayatına yeterli mi görüyor? Ben merak ediyorum Yani doğrusu. ben her türlü iş bulurum olarak bakıyorum ama hani gelecekte ne olur bilmiyorum. Hani kendi yeteneğimi keşfetmem lazım önce. Peki, Geç de kalsak. doğru Keşfetmek diyorsun. için. Kendini kalifiye etmek adına üniversitede neler yaptın peki? Bize fikirlerini, deneyimlerini paylaşabilir misin? Fazla bir şey yapmadık. Yani kendi alanımıza yönelmeye çalıştık ama iktisatçı olarak. Ondan sonra işte herkes gibi devlet düşünüyoruz aslında klasik. Yani gelelim KPSS'mize yapalım alalım Evet, puanımızı gelelim evet. diyoruz. Damla Hanım, siz bize bu konuda öneriler sunabilir misiniz? Ben mesela Tobi Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden geçen sene mezun oldum. İktisat bölümünden ben de mezun oldum. Üç tane ortak eğitim yaptım. Bahsetmiştim üniversitemizin politikalarından. Son ortak eğitimimi dördüncü sınıfta bu araştırma merkezinde yaptım. Ve bu araştırma merkezinde istihdam edildim. Dediğim gibi bunlar kişinin hem kendini tanıması açısından hem piyasayı tanıması açısından çok önemli aktiviteler. Bunların kesinlikle geliştirilmesi gerekiyor. Hem orada insan beklentilerini törpülüyor, beklentilerini şekillendiriyor. Sadece törpülemek zorunda da değil, şekillendiriyor. Kamu diyor olabilir, özel sektör özel sektör diyor olabilir ama gittiğinde orada yapılan şeyleri gördüğünde belki kendisine uygun olmadığını Kesinlikle düşünecek. öyle. Ben de geçen yaz özel bir bankada staj yaptım. Mezun olduktan sonra bankacılık sektöründe çalışmayı düşünüyordum fakat özellikle özel bankacının bana uygun olmadığını gördüm. Yani sadece stajları vesaire kendimi artık atayım, evet ben bunda gelişeyim diye değil, olumsuz yönlerini de görebiliyor insanlar bu konuda. Peki devlet burada yol gösterici vazifesinde bulunmalı mı yoksa hani işveren olarak mı durmalı yoksa hani genelde hani özel sektörde hani bir risk olduğu için devlete daha çok iş düşüyormuş gibi özellikle aileler yani çocuklarına baskı yapıyor. Ben burada organizasyon anlamında devlete görev düştüğünü düşünüyorum. Yani politika anlamında. Ama dediğim gibi ben özel sektörde çok görev düştüğünü düşünüyorum. Biz TOB olarak üzerimize düşen görevi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde devletin de yaptığı politikalarla bu işte arabuluculuk sistemini, bu işte ikili eğitim sistemini, sadece akademik değil teorik eğitimin, pratik eğitiminde birlikte yürüdüğü sistemi planlayacak politikalar geliştirmesi gerekiyor. Dediğim gibi özel sektöründe bu politikalarda aktif olarak yer alması ve bu arabuluculuğu geliştirmesi Bir gerekiyor. koordinasyon lazım yani Kesinlikle. aslında. Birlikte çalışacak özel ve Kesinlikle. kamu sektörün. Evet. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Damla Hanım, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak şunu söyleyebilirim. İnsanlar beklentilerini kesinlikle özellikle eğitimli işsizlik alanında düşündüğümüz zaman ben eğitimliyim, kesinlikle işsiz kalmam, çok yüksek maaşlarla, çok yüksek kalifikasyonlarla şey yaparım dememesi gerekiyor, iş bulurum dememesi gerekiyor. Realistik olabilmek için biraz daha piyasaya yakın Evet, olması gerekiyor. katılıyorum. Damla Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bugün bize deneyimlerini, bilgilerini paylaştığı için. Başka bir eğitimli işsizlik programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.